böyle giriş yapıyorum. Bu hafta birbirinden güzel karşılaşmalar var diyorum ama hakikaten bu hafta da birbirinden güzel karşılaşmalar var. Pazar saat 16 Alanya Karagümrük maçı futbol olarak, seyir olarak, zevk olarak mutlaka sizi tatmin edecektir. Yani henüz istenilen seviyede değil. Bunu herkes kabul ediyor ama transfer şampiyonu olduğu için beklentiler de her hafta yükseliyor. Maçlarını konuştuğumuz Çift Santrfor programına hoş geldiniz. Seni Gürgay ile birlikte şöyle güzel bir masaya yatıracağız bu haftayı. Bu hafta dolu dolu. Her hafta böyle giriş yapıyorum. Bu hafta birbirinden güzel karşılaşmalar var diyorum ama hakikaten bu hafta da birbirinden güzel karşılaşmalar var. Ama o klasik soruyu ilk olarak sormak isterim seni. Nasıl geçti 5. haftan? Güzel. Yani iki açıdan bakmak lazım. İddia açısından baktığımız zaman fena bir Süper Lig bülteni yaşamadık, yaşattırmadık diye düşünüyorum. İkinci açıdan baktığımız zaman da bazı büyüklerin SOS verdiğini, verebileceğini söylemiştik ve bu hafta iyice bu ay çıkmış oldu. Bu iki açıdan Ama geçtiğimiz baktığımızda haftalara oranla biraz enteresan daha bir sanki hafta. biraz daha hareketliydik gibi hissettim seni. Öyle değil mi? Goller konusunda biraz daha hareketli bir hafta. Ya yani yavaş Yani yavaş artık lige başladık hissini bu hafta yaşadık sanki. hatırlarsan zaten 5 Ekim haftasına gelirken transfer dönemi bugün bitiyor, işte bu hafta bitiyor. Dolayısıyla bundan sonraki haftalar takımlar oturduktan sonra daha ak ve karalar belli olacak demiştik. Ona doğru gidiyor iş biraz daha. Özellikle işte Fenerbahçe vurgusu yapmıştım ben. Fenerbahçe'nin kadrosunun oturduktan sonra oyuncular birbirleriyle oynama dinamiğine alıştıktan sonra çok daha iş farklı noktaya gidecek demiştim ki Fenerbahçe'nin gollerine baktığın zaman bu kokuyu alıyorsun. Fenerbahçe'nin golleri organize goller oluyor. Sosa'nın önderliğinde artık yavaş yavaş oynamaya alışan hücum hattının varyasyonlarıyla, oyuncuların daha fazla Erol Bulut'un yükleme yaptığı o fiziksel üstünlüğüyle biraz Bir göstermeye şey söyleyeceğim. başladığını Sen niye görüyoruz. hemen Fenerbahçe'den girdin? Sen bir Şu Fenerbahçe'den yüzden girdin, ne oldu? Fenerbahçe'den girdim aslında. Ben ligin ilk haftasında hatırlarsan Fenerbahçe'nin bu ligin diğer rakiplere göre kadro zenginliğinin, oyun dinamiklerinin gerek Doğru. teknik yapısı gerek oyuncu kurguyla çok daha şampiyonluk yolundaki rakiplerine göre farklı olduğunu söylemiştim. Ligin şu haftasına geldiğimizde Fenerbahçe'de oyun sıkıştığı zaman giren çıkanlara bakıyorsun, oyuncu havuzundaki zenginliğine bakıyorsun. Bir de dönüp şampiyonluk yolundaki rakiplerine bakıyorsun. Yani Galatasaray'a bakıyorsun işte. Kenara baktığın zaman kenardan kimi alacağı soru işareti. Kalesi zaten bir soru işareti. Şimdi maçlarda zaten bunları konuşuruz ama bu haftanın bence önemli olaylarından biri de senin iyice Avrupa'ya açılman oldu bence. Haberlerini gördük. Biraz da oradan bahsedelim Bekliyorum, bekliyorum. Seni de buraya bekliyorum, bence. buradan yapalım yayınları. İnşallah, inşallah. Şu süreç Ya biraz bilmiyorum, sürer. gerçekten bunu bence ya Türkiye'de kesinlikle ihtiyaç duyuyor ama bence dünyada ihtiyaç duyuyor. Futbol endüstrileşiyor ama futbolun keyif veren alanları kısırlaşıyor. Yani insanlar gerçekten eğlenmek ve futbol objeleriyle hakikaten keyifli zamanlar geçirmek istiyor. Benim sadece bir formaydı. Normal TikTok videomda çok fazla yok. TikTok dünyasına, gençlerin, Z jenerasyonunun dünyasına gireyim dedim. Ya ortalamaya çalışıyorum. Yani sonuçta biz aynı jenerasyondanız. Ortalamaya çalışayım dedim. Ne oldu, ne bitti anlamadım. Birden viral oldu. Buradaki haber siteleri haber yapmış. British Sun haber yapmış. Bilemiyorum, Evet. tutamıyorum şu anda kendimi. Güzel, güzel, güzel. Keyifle, keyifle okuduk. Güzel haberler oldu yurt dışında da. Umarız tabii bu hedeflerin İlerleyen doğrultusunda daha da zamanlarda iyileri olur. Nesine ile birlikte de güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Havalar güzel olduğunda İnşallah güzel şu sürprizli işler sıkıntılı çıkacak dönemde inşallah. bitse, bu sıkıntılı dönemde bittiğinde inşallah biz de geleceğiz oraya. Biz de bir sürpriz yapıp orada bir keyifli Güzel yayınlar güzel yaparız işler diye tahmin olabilir. ediyorum. Evet. Peki, o zaman sürpriz olsun ilerleyen zamanlara. Güzel işler düşünüyoruz açıkçası. Sürpriz olsun ve bu haftanın maçlarıyla Evet. başlayalım. Hadi Kasımpaşa Göztepe ile açıyorum. Kasımpaşa geçen hafta geriye düştü. Karagümrük karşılaşmasında bir puan almayı başardı. Şimdi genelde geriye düştüğü maçlardan sonra puan almayı başaran, puan ya da puanlar almayı başaran takımlar yani daha böyle heyecan veriyorlar. Sen o heyecanı hissettin mi? Bir birlik beraberlik olsa bile biraz daha Kasımpaşa'yı biraz daha oturmuş bir şekilde gördün mü?
Bu hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, bak, Fenerbahçe ile girmen kadar doğal bir şey yok. Keza onlar da 3-2 yenildiler ama güzel yenildiler. Hakikaten iyi yenildiler yani. Yani Göztepe gerçekten hani bu güzel yenilgiyi şöyle açmak da lazım. Fenerbahçe'nin ne kadar oyuncu havuzu geniş olursa olsun Göztepe hem sakatları hem de eksiklerine rağmen sonuna kadar mücadele edip yenilirken de elindeki tüm imkanları kullanarak hani o güzel yenilme tadımını mücadele ettiler. Elinden geleni yaptılar. Son dakikada bir de bir fırsat geldi. Maç gerçi 5'e 1'e gidebilirdi. Özellikle Papissi'nin kaçırdığı net fırsatlar vardı ama sonuç itibariyle futbolda skoru bulamazsan ve son dakikada kalendere golü görürsen bir puana razı olabilirsin. Fenerbahçe bunu yaşayabilirdi. Ama Göztepe son dakikadaki pozisyonu iyi değerlendiremedi. Kasımpaşa derbide maçı 90 dakika seyrettim. Çok pozisyon verdi. Özellikle hani Mevlüt'ün boş kaleye kaçırdığı bir fırsat var son dakikalarda. Yani Kasımpaşa'nın oyun kurması, oyunu ileriye yıkması, pozisyon bulması tamam ama savunmada problemler yaşıyorlar. Göztepe'de fırsat bulan, pozisyon bulan, gol ve goller bulabilen bir takım. Deniz, bu arada yeri gelmişken aslında şunu söylemek istiyorum. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemden dolayı ben hem birlikte Süper Lig hem de Devrim abiyle birlikte birlik saatini beraber gerçekleştirdiğimiz ve yeni yaptığımız için şunu çok net söylemek istiyorum. Orada da söyledim. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki senin burada üzerine vurgu yaptığın 2-3 oyuncu bir anda maalesef maça bir gün kala testinin pozitif çıkmasından dolayı kadrodan çıkartılabiliyor. Yani iddia açısından biraz şunu gözlemlemek gerekiyor. Eskiden böyle Riskli ben mi? 2 gün evvelden kuponlar önerirdim ama yani biraz şunu görmek gerekir yani. Özellikle bir gün kala açıklanan resmi kadrolar ciddi anlamda önem arz edebiliyor. Şu ana kadar tabii ki Süper Lig'e baktığımız zaman en önemli vaka sayısı Hatay'da çıktı ve Hatay'ın hem geçtiğimiz hafta hem de bu hafta oynayacağı Ankara Gücü maçı ertelendi. Bu hafta Hatayspor yine maç yapamayacak. Yine sahada olamayacak. Dolayısıyla hani şimdi biz bu videoda konuşurken belki izleyenler ya işte X takımda bu kadar eksik vardı, sen böyle konuşuyorsun veya siz böyle söylüyorsunuz ama bu kadar eksik neden söylenmedi deniyor olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Biz 2 gün evvelden yayını gerçekleştirdiğimiz için ve size bir an evvel yayını servis edebilmek için erken çekiyoruz. Maç gününde veya bir gün öncesinde Maç oluşacak esnasında takım neler orada neler oluyor? özellikle burada. Yani bir gün kala işte bir anda Avrupa'da da bunun örneklerini görüyoruz. Önemli oyuncular bir anda kadrodan çıkartılabiliyor. Ronaldo da biliyorsun yine testi pozitif çıkan yıldızlardan bir tanesiydi. Bu maçın üzerine dönecek olursak Deniz, bence haftanın yine güzel iki takımın da gol atacağı karşılıklı gol var maçı olur. Ben Evet, Kasımpaşa gollü Göztepe olur. maçında Süper Lig kuponlarına gollü bir maç önerisinde bulunayım. Peki bir diğer karşılaşmaya gidiyoruz. Gaziantep Konyaspor cumartesi günü saat 16'da. Gaziantep geçtiğimiz hafta Antalyaspor'la bir berabere kaldı. Konya'da Malatya ile bir berabere kaldı. Beraberliklerin kulüpleri bu hafta karşı karşıya geliyor. Ne olur sence bu maç? Bak Konyaspor zaten herhalde son 3-4 yılı baktığımızda iddia için ilk yarı 0, maç sonu 0 beraberlikler takımı konumunda oluyor Konyaspor olmuş olduğu futbolla. Hani Beşiktaş maçı belki akıllara gelecek ama Beşiktaş maçında amatörce yenen goller, vidan hataları vesaire o 4 gol geldi. Konya'nın özü bu. Bir şey 1-1 söyleyeceğim. 0-0 Beşiktaş özü bu maçı zaten. dışında onu Bir onun. evet hiç yok değil mi? Yani hepsi berabere bitti. Tüm mücadeleleri berabere bitirdi. Yanlış hatırlamıyorum değil mi 5 haftada? Konyaspor'un Yok, özeli evet. maalesef bu. Yani çok fazla gollü maçını tecrübe etmemiz çok zor. Hatırlarsan ben Denizli Konya maçı beraberlik demiştim. 0-0 bitti. Geçen hafta Malatya'nın ben Konya deplasmanında puan alacağını düşünüyorum demiştim. İyi bir oran vardı ki Konya son dakikalarda beraberliği yakaladı. Şimdi Gaziantep deplasmanı Deniz yalnız şöyle problemler var. Yani Gaziantep'te de işte eksikler var. Çok zorlu bir Antalyaspor maçı. 9 kişi kaldılar 65'te. Buna rağmen puanı alan bir Gaziantep. Ama buna rağmen hala ilk İşte haftadan geçtiğimiz beri hafta da konuştuk ya. Ya böyle içeride bir şeyler sıkıntılar var ama yine de o mücadeleyi yine de elden bırakmayan bir takım görüyoruz gerçekten saha içinde.
Yani işte Şumidika'nın yani yine mesela her hafta mesela Gaziantep'in her maçından sonra mutlaka teknik direktör olayı konuşuluyor. Geçmiş olsun bu arada bir Yine cezalar saldırıya var. uğrandığı söyleniyor. Yine bir şeyler olmuş. Tekrar açıklamalarında cezalar. Yani sürekli bir orada problemler var. Sürekli sıkıntılar cereyan ediyor. Yani bu maç bu hafta şöyle Süper Lig maçlarına baktığım zaman iddia açısından tahminde direkt şu olur demenin zor olduğu maçlardan bir tanesi. Ama kişisel fikrim yine Konya oyunu kilitleyip özellikle ilk yarıda risk almadan oynayacaktır diye tahmin ettiğimden ilk yarı sıfır diyeyim ben buna Deniz. Beraberlik biraz ağır basıyor. Peki. Cumartesi günündeyiz ve saatler 19'u gösteriyor. Erzurum'la Galatasaray karşı karşıya geliyor. Biliyorsunuz Galatasaray bu hafta, yani geçtiğimiz hafta oluyor artık, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Erzurum'da maç yapmadı. Bu hafta Erzurum Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Artık Galatasaray'ın bir Evet. an önce toparlanması gerekiyor. Ya Deniz, şimdi ben hani bir şeyler söylüyorum, yanlış anlaşılıyor. Bir şeyler söylüyorum. Bazı Galatasaraylı hem sevdiğim insanlar hem de taraftarlar özellikle forumlarda bana böyle hani Galatasaray'ın sanki kötü olmasını istiyormuşum der gibi yorumlarda bulunuyorlar ki beni zaten ben hiçbir zaman hem tuttuğum takımı saklamadım. Mesleğe başladığım 2002 Fanatik Gazetesi'nden bu yana hiç saklamadım. Ben Galatasaray taraftarı oldum. Her zaman her yerde zaten söylüyorum. Ama bir takımda problemler varsa ben burada işimi layıkıyla, hakkıyla yapmak zorundaysam eğer bir takım kötü gidiyorsa ben o takımın taraftarıyım diye Galatasaray galibiyeti öneremem. Bunu söylemek hiçbir zaman doğru olmaz. Nitekim hatırlarsan Alanyaspor maçında da ben Alanyaspor'un kazanabileceğini, goller bulacağını, puan alacağını söylemiştim. Ve nitekim Alanyaspor İstanbul'dan galibiyetle döndü. Galatasaray'da çok önemli, tırnak içinde maalesef problemler var. Kaleden ileriye kadar her mevkide sıkıntılar mevcut maalesef. Fatih Terim'in zaten Ama bak mesela şimdi açıklamaları kıyaslamak çok gibi bildi. olmasın elbette ama ya Gaziantep'te de sıkıntılar var. Gaziantep'te de teknik direktörle oyuncular arasında belli ki sıkıntılar var ya da yönetimle başka şeyler arasında. Çok belli oluyor ama yine de diyorsun ki yani 9 kişi kalsa bile mücadelesini eksik etmiyor. Yani başında hoca olmasa bile mücadelesini eksik etmiyor. Yani Galatasaray'ın böyle haftalarda yenilme lüksü yok. Yani yenilme lüksü olur bir takımın ama ya oradaki kıyaslama, kötü kıyaslama kıyaslama değildir ama yani bakıyorsun sen Galatasaray'sın yani. Büyük takımsın. Ama Deniz işte sen Galatasaray'sın. Bak sen Galatasaray'sın. Rakiplerin bu kadar iyi transferler yaparken sen kaleye Fatih'i koyamazsın. Sen orta sahanı bu kadar yol geçen anda çeviremezsin. Sen oyun planı Ama içerisinde böyle bir o hocanın alternatifi var istediği mıydı? Galatasaray'ın mesela transfer şimdi gibi bir yani alternatifi maalesef yoktu. şimdi Bildiğim hani kadarıyla ben satmadan yine girmeyeyim dedim. İşte yine girmeyeyim diyorum ama alamazdı. Galatasaray işte maalesef transferle törpülemeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla ama transferle ilgilenen değerli insanların tırnak içinde maalesef yani nasıl söyleyeyim başarısızlığı diyeyim ya en kötü şey yani böyle çok Bu şey iş konuşmak sadece istemiyorum. transfer işi mi Başarısız. acaba? Yani başka şeylerin negatifliği de sirayet ediyor olabilir mi yeşil sahaya? Ya yani yönetimle ilgili Şimdi bir Deniz problemler seziyor hayatta da musun? böyledir. Hani herkes yani herkes insan hayatında birçok olumsuzluklar yaşayabilir ama olumlu tarafını fazla koyduğu zaman olumsuzlukları bertaraf edebilirsin. Hayatta mutlu olmaya çalışabilirsin, mutluluk duyabilirsin. Ama sen olumsuzlukları dizip altında kalırsan zaten olumsuz bir hayat yaşarsın. Bunu çevrene de yansıtırsın. Dolayısıyla da şimdi olumluya çevirmek için teknik ekibin vermiş olduğu raporlar, istenen oyuncular mevcut. Sen dönüyorsun, hiçbir şekilde transfer yapmıyorsun, hiçbir şekilde önemli olan orta saha mevkiinde bir hamle veya hamleler yapmıyorsun. Oyundan sıkmış, bunalmış, istediği zaman oynamak isteyen Belhanda'ya bel bağlıyorsun vesaire vesaire. Yani Galatasaray çok değil, şurada 2-3 sene evvel ne durumdaydı, hangi seviyedeydi, şu anda hangi seviyede oyuncularla oynuyor ve ben gelecekten de eğer böyle devam ederse maalesef çok umutlu değilim. Özellikle Fatih Terim'in vücut dilini, söylemlerini çok ileriye dönük olumlu görmüyorum açıkçası ve bugün Mustafa Cengiz'in Sayın Başkan'ın bazı açıklamaları var. Ben onun mu değil mi teyit olmadı. Eğer onunsa zaten bu açıklamalar iyice kriz kapıda demektir. Çok uzatmayayım. Mevcut bir şey, mevcut potansiyel durumda
Galatasaray galibiyeti şu orandan değerli değil. Ben yine gollü bir Galatasaray maçı beklediğimden 1.58 zaten 1.65 arasında çok uçurum bir fark yok. Hani Galatasaray 2.20 olur bir ayak son verebilir mi diye belki denersin ama hani 1.65'ten çok denenecek bir oran değil. Peki. Bir diğer karşılaşmaya gidiyoruz. Başakşehir Antalya Spor Cumartesi günü saat 19'da Başakşehir artık böyle o üzerindeki ölü toprağı geçtiğimiz hafta Trabzon'la atmış oldu. 2-0 mağlup etti Trabzon'u. Bu haftada Antalya Spor'la karşılaşacak bir diğer beraberlikle giden takımlardan bir tanesi Antalya Spor. Onlar da geçtiğimiz hafta Gaziantep'le bir berabere kalmıştı. Güzel bir karşılaşma olur. Karşılıklı gollerin olabileceği bir karşılaşma olarak tahmin ediyorum. Yani gollü bir maç sonunda ben Başakşehir'in artık Süper Lig'de bir galibiyet serisi yakalamak için gerekli artık motivasyonu yavaş yavaş yakaladığını düşünüyorum. Her ne kadar Trabzonspor'u önemli eksiklerle yakalamasına rağmen yani Trabzonspor tam kadro değildi, ucumda iki önemli oyuncusu yoktu vesaire ama sonuçta Başakşehir gitti Trabzon'a, Trabzonspor'u yendi, ligde kazanamama serisini bozarak moral de buldu. Bence dün Leipzig karşısında 2-0'lık mağlubiyete rağmen ben Başakşehir'in yere sağlam basan oyununu, Başakşehir isteyen oyununu beğendim açıkçası. Yani böyle 2-0 olunca herkes 5-6'ya gidecek zannetti ama bence Başakşehir Şampiyonlar Ligi arasındaki gruplardaki ilk maçında iyi bir karakter sergiledi. Bunu, bu tempoyu, bu ritmi devam ettirirse geçen sezonki oyununu biraz hatırlattı aslında. Yani Gökhancan'ın, evet, İşcan'ın, Mert Günok gibi isimlerin oyuna katkı sağlaması biraz geçtiğimiz yılı anımsattı. Beklenen Başakşehir yani işte, biraz göründü. İşte geçtiğimiz yılın şampiyonusun. Geçtiğimiz yılın şampiyon karakterini transfere de yansıtması gerekiyordu. Evet, önemli transferler yaptım belki ama ben hala Başakşehir için o mutsuz, tırnak içindeki mutsuz oyuncuların ne kadar kendini lige, lig maçlarına, Şampiyonlar Ligi başka bir arenadır. Sen de çok iyi bilirsin. Şampiyonlar Ligi'ne futbolcular çıkarken tüm motivasyonu, enerjisini o arenaya verir. Çünkü Şampiyonlar Ligi bambaşka bir dünyadır, bambaşka bir yerde. Taraftarı bile farklı heyecanlanır maça giderken, Şampiyonlar Ligi maçını izlemeye giderken. Dolayısıyla Başakşehir o motivasyonu yansıtırsa Antalyaspor'u engelli bence geçer. Başakşehir'in ben galibiyetini bekliyorum. Peki, pazar günündeyiz. Saatler 13.30'u gösteriyor. Malatyaspor Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Malatyaspor deplasmanında Konya'dan sonra bir puan aldı Malatya. Önceki maçlara göre daha iyi bir görüntü çizdi aslında ama takımda sakatlık ve virüs var maalesef. 4 oyuncu pozitif çıktı. Yani Adem Büyük, Lukoki, Yusuf, sakat 4 oyuncu da pozitif. Zor bir hafta olacak Gençlerbirliği karşısında sanki. Yani işte Deniz, aslında söylemiş olduğum, tam programın başına söylemiş olduğum şeye bir örnek verdin. Şu an bu elimizdeki veri. Yani bu veri elimizde olduğu için söyleyebiliyoruz ama pazar günü ne olacak? Yarın hani yoksa hani cuma günü bile Allah korusun X takımı bir anda 5-6 oyuncunun bir lisesi gelip çok farklı bir durum ortaya çıkabilir. Tabii ki bu bilgiler ışığında işin iddia kısmında iş bir kat daha zorlandığı kesin. Ben Gençler Birliği'ni açıkçası maalesef kötü gidişin durmasının çok yakın gelecekte olduğunu düşünmüyorum. Yeni Malatya hani evet eksikler var ama oyunu pozitif oynayan, isteyen bir takım, pozisyon bulan bir takım. Sadece öne geçtikten sonra skoru koruma sıkıntısı var Yeni Malatya'da. Ben ilk yarı bir diyeyim Deniz. Oran da yüksek. Ben ilk yarıdan Yeni Malatya galibiyeti önereceğim. Çok gollü bir maç olmaz bu bence. Yani zaten Gençler Ligi'nin en az gol yüksek atan iki takımından biri. Öyle değil mi? İki golü var şu ana kadar. Evet. Yani çok goller çıkacağını ben de düşünmüyorum. Peki. Alanyaspor Karagümrük'le devam edelim. Geçtiğimiz haftanın moral motivasyonu üstündedir. Aynı zamanda Alanyaspor güzel bir oyun grafiği çiziyor. Yani boşuna lider olmadığını Galatasaray karşılaşmasında bize gösterdi. Oyunculardan çok etki aldı. Davinson gerçekten bence hakikaten bu sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi. Ligin en fazla gol atan takımı konumunda Alanyaspor. Karagümrük de flash takımlardan bir tanesi. Bence haftanın en güzel mücadelelerinden bir tanesi olacak bu maç. Yani çok keyifli bir maç olacak. Çok senin de söylediğin gibi hani böyle pazar günü saat 16'da
özellikle futbol izlemeyi seven insanlar için söyleyebilirim. Süper Lig'de bu hafta 3 maç izleyeceğim diye seçtiyseniz pazar saat 16 Alanya Karagümrük maçı futbol olarak, seyir olarak, zevk olarak mutlaka sizi tatmin edecektir. Alanya Spor'un tebrik edilmesi gereken en önemli noktası görünmeyen tarafı. Görünmeyen tarafı da Alanya Spor'un geçtiğimiz sezonun başından bu yana, yani geçtiğimiz sezonun takımı oluşturulurken bu yana transferlerini yapan ekip. Gerçi pek ekip demek gerekmiyor. Orada iki kişi var ama olsun. Bu transferleri yapanlar, bu oyuncuları bulanlar Alanya Spor'a önemli katkılar yapıyor. Önemli isimleri kazandırıyor Alanya Spor'a ve Süper Lig'e. Yine bunlardan işte yine Galatasaray maçında görmüş olduk. Deniz, şunu söyleyeyim. Alanya Spor evet galibiyete yakın. Bu kadar formda bir takımın kendi sahasında, Karagümrük karşısında galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Ama hani ben hep işin iddia tarafını da konuşmak durumunda olduğum için oran riskini de hep telaffuz etmem gerektiği için şimdi Galatasaray maçında söylemiştik bunları. Gerçi Alanya Spor galibiyete yakın, Galatasaray pek yakın değil de. 1.45 yerine bence 2.5 gol üstü 1.58 daha mantıklı olur. Yani gollü bir maç olur bence Alanya'da. Öyle mi? Kesin. Yani Karagümrük zaten zor yenilen bir takım. Ve aynı zamanda yani Fenerbahçe maçı dışında hep öne geçti Karagümrük şu ana kadar. Çok mücadeleci bir maç olacak ama dediğin gibi katılıyorum. Bence güzel goller olur. Çok fazla gol olur mu bilmiyorum ama karşılıklı gol kesin olur. Ya Alanya Spor Karagümrük'ü hafife alırsa Karagümrük maçı çevirebilir bile. Fenerbahçe maçını hatırla. Altay penaltıyı kurtarmasa maç 2-2 bitiyordu. Doğru, doğru. Peki, haftanın maçına geliyor muyuz? Hadi gelelim. Pazar günü saatler 19'u gösteriyor. Çaylar demlendi. Belki çay olmayabilir, başka şeyler de olabilir. Yani her şey hazırlandı. Güzel bir ortamdayız. Pazar günü açtık televizyonu ve Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi bizi bekliyor. Göztepe maçını da kazandı ve rakiplerine oranla hakikaten güzel bir adım attı. Rakiplerine oranla önde yer aldı. Yani henüz istenilen seviyede değil. Bunu herkes kabul ediyor ama transfer şampiyonu olduğu için beklentiler de her hafta yükseliyor. Yani bu hafta nasıl olacak, bu hafta nasıl olacak? Çünkü güzel transferler yaptı. Bunun verimini ne sürede alacak? Senin zaten dedik ki birkaç haftaya daha ihtiyacı var. Öyle değil mi senin? O hafta bu hafta olabilir kesinlikle mi? Fenerbahçe yani gerçekten o performansı gösterir mi bu hafta? Trabzonspor uyanır mı yerinden? Ya Fenerbahçe hem takım olarak hem de kişisel, bireysel oyuncu performansı olarak zaten zamana ihtiyaç olduğunu her zaman söylüyoruz. Çünkü bir takım düşünün, sadece sağ beki orta sahası değil. Sağ beki, sol beki, orta sahası, forveti, kale hariç, yani Altay hariç herkes değişti. Bu kolay değil. Bir takımın tüm 11'in hemen hemen değişmesi, yeni bir teknik direktör, yeni bir anlayış, yeni bir antrenman sistemi, yeni bir fiziki depolama vesaire. Yani bir sürü bu işin içerisinde dinamikler var. Yani öyle ekranın başına geçip televizyonu açtığın zaman 90 dakika böyle izleyip ya bu adam ne kadar kötü oynuyor veya iyi oynuyor değil. Bunun arkasında çok ciddi bir emek var. Bunun arkasında çok ciddi bir çalışma var. Sadece Fenerbahçe için bunu söylemiyorum. Tüm takımlar için bunu söylüyorum. Başarıda da, başarısızlıkta da. Ya başarı varsa bu ciddi bir emeğin ürünüdür ama başarısızlık varsa da bu ciddi bir başarısızlığın arkada ürünüdür. Dolayısıyla şu anda Fenerbahçe'nin birkaç insanı, Fenerbahçe'nin iyi olması için mücadele eden birkaç insanı dedi ki bu transferleri yaptık, buyurun bunu şampiyon yapın. Erol Bulut ve ekibine teslim etti. Şu anda Erol Bulut ve ekibi de bu isimlerle en iyisini yapmaya çalışıyor. En iyisi mi? Bence hala en iyisi değil. Ama Fenerbahçe'nin oyuncu havuzu, oyuncu dinamikleri, oyuncu performansları ve isteği, bu çok önemli. İsteği ve azmi. Ya Ozan Tufan'ın VAR'dan penaltı kazanıldıktan sonraki lütfen reaksiyonuna bakın. Bir de Galatasaray'ın Alanya Spor maçında 2-1 olmuş, kendi evinde son dakikada yeniliyorsun, oyuncunun yüzlerine bakın. Benim anlatmak istediğim şeyler daha çok aslında motivasyon, istek, takım ruhu olmakla alakalı şeylerden bahsediyorum ki bu çok çok önemlidir. Arttı bence oyuncuların, öyle değil mi? Yani Ozan Tufan'dan başladım. Ozan Tufan'dan örnek vermiş olurum. Yani sezon arasındaki o fark, yani geçtiğimiz sezonlarla bu sezon arasındaki fark bile aslında performansın ne kadar yükseldiğini belirtiyor bizlere, gösteriyor. Yani Caner'in, Sosa'nın, kaleci Altay'ın ön plana çıktığı bir Fenerbahçe izliyoruz.
Bu da çok keyif veriyor. Yani Fenerbahçe konuştuk ama ben biraz Trabzonspor'da konuşalım istiyorum. Çünkü geçtiğimiz sezonun ideal 11'inden sadece 2 kişi vardı Başakşehir maçında. Yani o sakatlıklar, eksiklikler, bir sürü problem. Yani Trabzonspor ne ara buraya geldi? Ya çok hızlı düştü. Çok hızlı bu konuma geldi. Sence bu maçta toparlayabilir mi? Trabzonspor ne ara bu duruma geldi dedin ya Deniz. Trabzonspor hangi ara bu duruma geldi biliyor musun? Şu an tam tarih bende yok da. Trabzonspor Ünal Karaman'ın gittiği o tarihten bu yana bu O duruma geldi. kesin. O kesin Hani ama yani bu bir sezon bitimine aylık kadar bir şey biraz değil. daha iyi bir strateji olabilirdi mesela. Yani ya çok kötü bir düşüş. Maalesef yani maalesef ben Trabzonspor'u çok değerli arkadaşlarım, dostlarımla hep oturup konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Onlar da gerçekten hani geçen sezonki takımla bu takım arasındaki farklar çok iyi şekilde kendini gösteriyor. Hocaya bakıyorsun enerjimiz iyi değil diyor. Yani çok konuşacak şey var Trabzonspor'la ilgili ama şunu söylemek Şu gerekiyor. Beşiktaş'ın Maalesef üst bu üste gidişat şampiyon 20 olduğu sezonlardan sonra aslında Süper Lig'deki Türk futbolu algısını çok iyi görebiliyoruz. Yani bir sezon parlayan takımlar ertesi sezon yerle bir oluyor. Yani gerçekten bir numaralı eksik olan şey bence istikrar. Ya bir ligde hiç mi istikrar olmaz mesela? Ya hiç mi olmaz? Ya Başakşehir, Trabzonspor, ya belki Alanya hani geçtiğimiz sezonu biraz böyle tadını veriyor ama ya hiç mi olmaz bir ligde istikrar? İşte bu yönetim anlayışları, idare edenler, idareciler, teknik direktörlüğü olan iyi uyum, o süreçleri iyi yönetemezsen 20 puan farklı şampiyon da olsan bir sene sonra her şey berbat olabilir. Yani sen şimdi şampiyon oluyorsun. Küçümsemek için söylemiyorum. Lütfen kim yani lütfen yanlış anlaşılmasın ama şampiyon oluyorsun. Fenerbahçe'de 8 sezonda bir tane şampiyonluğu olmayan ciddi derecede eleştiren Hasan Ali Kaldırım'ı sol bekin yapıyorsun. Şimdi yani olmuyor işte. Olmuyor yani. Sen Fenerbahçe'den gidip en iyi oyuncusunu almıyorsun ki. Ya da Trabzonspor'dan Nova'ı almıyorsun. Veya Başakşehir gidip Gökhan Gönülcener'i almıyorsun ki. Sen gidersin Hasan Ali Kaldırım'ı alırsan böyle olur yani. Neyle planladığına alakalı bir şey bu. Maça dönecek olursak Deniz, yani mevcut şartlar, mevcut koşullar hepsini göz önüne aldığımız zaman Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ben galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Ama Favori olduğunu taraf bahsine düşünüyorsun, girmek isteyenler varsa yine geçen hafta söylediğim değil gibi Göztepe Fenerbahçe maçı Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum ama yüksek oranlar 2,5 gol üst demiştim. Yok ben bu hani büyük maç bu 2,5 gol üstü de taraf bahsine girmek istemeyenlere bir öneri olarak verebilirim. Ama 3 puana ben Fenerbahçe'yi açıkçası yakın görüyorum. favori görüyorsun. Peki. Bir diğer karşılaşmaya gidiyoruz. Denizlispor Beşiktaş. Beşiktaş geçtiğimiz hafta maç yapmadı. Sanki böyle Beşiktaş sürekli Antalyaspor, Konyaspor ve Denizlispor'la maç yapıyormuş hissi yaşıyorum. Sanki her iki haftada bir sadece bu üç takımla maç yapıyorlarmış gibi hissediyorum. Biraz da toparlamıştır. Yani 22 gün sonra lig maçına çıkıyor. Son olarak 4 Ekim'de Evet. Gençlerbirliği karşısında kaybetmişti Beşiktaş. Uzun bir ara verdi. Bakalım ne olacak? Yani Beşiktaş için tabii ki her maç Sergen Hoca'nın, Sergen Yalçın'ın o müthiş kredisinin, Gençler Birliği maçıyla başlayan o kredi dökülmelerinin bu maç sonunda oluşabilecek bir olumsuzlukla tekrar o kredilerin aşağı düşebileceği bir maç olarak gözlemlenebilir. Çünkü ben ilk defa Gençler Birliği maçından sonra Sergen Hoca'nın ciddi şekilde taraftarlar tarafından, belli bir kısım tarafından en azından eleştirildiğine şahit olduk. Daha önce yönetime de eleştiriler vardı ama yine aynı şeye geleceğim. Bu bir halka. Yanlışlar yapılırsa en son saha içine de yanlışlar sirayet eder. Bu da Beşiktaş'ta bu sezon transferde de gözüktü. Zor bir maç olacak. Yani ben Beşiktaş'a bu oran iyi deyip güvenmek çok kolay değil. Kolay da bir maç değil. Uzun süredir resmi maç yapmaması da Beşiktaş'ta da problem yaratabilir. Beşiktaş çok gol yiyor kalesinde. Ben şöyle söyleyeyim Deniz. İki takım da bence gol bulur. Haftanın karşılıklı gol var maç olarak önereyim ben. Peki, son maça gidiyoruz. Pazartesi günü saat 20'de böylelikle bu haftanın maçlarını kapatmış olacağız. Çaykur Rizespor, Sivasspor, Çaykur Rizespor. Çaykur Rizespor'la Ankaragücü geçtiğimiz hafta yani tek güne 8 gol sığdırdı.
Bu hafta Sivasspor karşısında ne yapacak? Çünkü Sivasspor da Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Bir kere karşılıklı goller olacaktır diye düşünüyorum. Goller diyorum yani. Yani gollü maç olma olasılığı çok yüksek. Ben öncelikle tabii Sivasspor'a şu an maç akşam oynanacağı için Villarreal karşısında başarılar dileyelim. Umarım şu videoyu izlerken Umarım Sivasspor galibiyet alır. puanlarla ülkemize dönmüştür. Çünkü çok önemli ülke puanı açısından. Şu yüzden buna vurgu yaptım. Sivasspor tabii ki zorlu bir deplasmandan, zorlu bir rakip karşısından dönüyor. Maç pazartesi evet ama yani 1.55'ten Deniz mevcut şartlarda pek oynama taraftar değilim. Çünkü aynı orandan 2.5 gol üstü var. Bence üst daha mantıklı. Öyle mi diyorsun? Peki, Yani haftanın oran sonuna riski için çektiğin söylüyorum tutta. bunu. Sivasspor tabii ki evinde galibiyete yakın. Mutlaka kadro kalitesi zengin yine Sivasspor bu hafta 3 puan haricinde yazdırmaya yakın takımlardan ama hem Perşembe İspanya deplasmanı olması hem de Rize'nin moralli gelecek olması, golcü kimliğiyle tekrar sahaya çıkacak olması ben üste daha yakınım orada. Tamam. Yorumların için pek teşekkür ediyoruz. Sana ve Ben teşekkür ediyorum izleyicilerime keyif Denizciğim. dolu bir hafta sonu diliyorum. Umarım güzel geçer onlar İnşallah. için de. Haftaya görüşmek üzere. İnşallah. Görüşürüz. Selamlar sana da İngiltere'ye de. Haberlerini Bay bekliyoruz. bay. Görüşmek üzere. Söylerim, söylerim.